Evet, Gastro Lezzet'te bu hafta çorbacıya geldik ama öyle bildiğiniz bir çorbacı değil. Sadece çorba da yok zaten. Kavurma da yiyeceğiz, fasulye de yiyeceğiz. Pek çok çeşidimiz de olacak. Aynı zamanda şahane bir but kebap yapıyor. Onun da bir tadına bakacağız. Yine mekan gezmeye devam. Bakalım bugün ne çıkacak. Hoş bulduk Kasım Usta. Evet, şahane bir mekan Kasım Usta. Öncelikle bir şöyle alalım isterseniz. Böyle masa, sandalye falan çok böyle ambiyansa uygun olmuş. Dizayn da çok güzel olmuş. Valla şahane bir mekan ama bizim için tabii ki önemli olan lezzet. Şimdi lezzetiniz çok övüldü. Bakalım nasıl? Ben çok güzel olduğuna eminim zaten. Daha önce de tadına bakma şansımız oldu. Dolayısıyla bugün muhteşem lezzetleri tanıtacağız. Ama bu mekana gelmek istiyorsanız nasıl söyleyelim? Atikelik Okulu'nun karşısındayız. Evet, yani insanlar buraya gelip de yemeklerinizin tadına bakmak isterse Atikelik Okulu'nun tam karşısında. Tam karşısında. İsmimizi alalım. Kasım Zengin. Ha, Kasım Bey. Şimdi Kasım Usta çok eski ustalardan bir tanesi. Kendisi bu konuda oldukça deneyimli. Özellikle ben geldim bir kelle paçasını içtim. Kelle paça noktasında şahane ama bunun dışında tabii ki muhteşem bir kavurma yapmışsınız. Evet. Çok beğendim. Bugün de tadına bakacağız inşallah. İnşallah hocam. Böyle pamuk gibi oluyor. Aynen hocam, pamuk gibi oluyor. Biliyorsun doğru. Bizim Konya'da kavurma olmazsa olmaz. Aynen, çünkü aynen. Düğün pilavında olmazsa doğru olmaz zaten. Düğün pilavının yanına kavurmayı koymak aynen lazım. Bamya zaten Konya'da yapmayan işletme kalmadı. Çünkü aynen bamya bizim geleneksel yemeğimiz zaten, değil mi? Aynen, geleneksel yemeğimiz hocam. Dolayısıyla insanlar geldiği zaman mutlaka bu bamyanın tadına da bakmak acaba istiyor. Bugün inşallah biz hepsinin tadına tek tek bakmaya çalışacağız sizin için. Hocam. Hadi aynen mutfağa geçelim Kasım Usta. Buyurun. Evet, mutfağa adımı attım. İlk dikkatimi çeken şey kemik oldu. Kemik suyu hocam. Kemik suyu olmazsa olmaz değil mi? Çorba yaparken aynen mutlaka kemik suyu kullanmak kemik lazım. Suyu hem lezzeti bakımından evet hem de sağlık açısından çok önemli. Evet. Siz de benim anladığım her şeye kullanıyorsunuz. Her çorbaya kullanıyoruz hocam kemik suyumuzu. Aynen, bu ayabaşı çorbamızı aynen tavuklu yapıyorsunuz. Kalanın hepsi, evet, hepsi kemik suyuyla yapıyor. Bu kemik suyunu tabii ki o ilini de atmıyorsunuz. Aynen i̇lini hocam, de kullanıyorsunuz. Onu da kullanıyoruz çorbaya. Yani sade istediğinde insanlar geldiğinde kemik suyu, ilikli kemik suyu da içebiliyoruz. Evet, aynen. Son dönemde kemik biliyorsunuz suyu böyle çok fazla gündeme gelmeye başladı. İlikli kemik suyunun çok sağlıklı aynen olduğu anlatılmaya başlandı. Hocam. Dolayısıyla kemik suyu kullanmak zaten bir sıfı önde başlamanızı sağlıyor. Evet, hemen yanımıza geçelim. Düdüklü'de kelle paçamız var galiba. Kelle paçamız kellemiz hocam, evet. Evet, kellemiz hazırlanmış şu anda. Artık bu tabii ki didiklenmeye başlanacak. Değil başlanacak mi? Evet, aynen. İhtiyaç dahilinde kim ne istiyorsa artık kelle mi istiyor, paça evet mı istiyor, aynen değil mi? Beyin mi istiyor? Onu uygun bir şekilde didikleyip aynen yolluyorsunuz. Aynen, buraya yolluyoruz. Bir de kelle suyumuz da hocam. İsteyene ondan da yapıyoruz. Ha, kelle da suyunu da abi kullanıyorsunuz. Aynen. Bunu genelde nasıl yapıyorsunuz? Meyaneli mi yoksa yoğurtlu falan mı yapıyorsunuz? Yoğurtu da yapıyoruz, meyhane de yapıyoruz. İsteğe bağlı olsun. Aynen, isteğe dair yani iki çeşit yapıyoruz. Bir de kemik suyu yapıyoruz, Maraş sütünü de yapıyoruz. O sizde hepsi aynen o zaman. Aynen hocam, Maraş sütünü yapıyoruz, kemiklisini yapıyoruz, kemik suyunu da yapıyoruz. Aha. Hepsi kemik suyu zaten kullanıyoruz. Bir de kelle suyunu kullanıyoruz bazen. Bunda önemli olan şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Son dönemde bu at dana kelle çok fazla kullanılmaya başlandı. Aynen. Kuzu kelle at önemli hale gelmeye başladı. Aynen hocam. Kuzu kelleyi ne zaman yapmaya başlıyorsunuz? Onu da inşallah bu ayın içinde yapacağız. Bu ayın içinde yavaş yavaş kuzu kelleye de başlıyorsunuz. Kuzu dolayısıyla kuzu kelleden söğüş yemek istiyorsanız evet değil mi? Tabii. Çorbanızı içmek istiyorsanız tabii o zaman yine mekana gelip hepsinin aynen tadına bakabiliyorsunuz. Aynen hocam. Kuzu söğüş, beyin söğüş işte o söğüşü de yapıyoruz. Söğüşlerin tamamını böyle soğuk bir şekilde değil mi diziyorsunuz. Aynen. İsteğe bağlı bir şekilde yapıyorsunuz aynen benim anladığım işte. Aynen. Ne istiyor? Dil mi istiyor? Dil ne bileyim istiyor, işte yanak istiyor mı istiyor? Aynen. Değil mi? Aynen. Beyin mi istiyor? Hangisini istiyorsa yapıyorsunuz güzelce. Veriyoruz. İçine yeşillerini koyuyorsunuz. Aynen. Limonu, yeşil, lavaşla soğanı, lavaş servis içine ediyorsunuz. Aa, şahane. Konyalılar çok sever böyle şeyleri. Konyalılar boğazı çok seviyor zaten. Evet, biz de bir söz var biliyorsunuz. Namaz, niyaz, boğaz. Aynen öyle. Dolayısıyla boğazımıza iyi bakmamız lazım. Hemen yandaki düdüklümüz kaynıyor. Evet hocam. Ondan neyimiz var? Onda tavuk var hocam. Onda tavuk haşlanıyor. Tavuk yüksek ihtimalle
Ayvaşı çorbası yapacaksınız. Evet, bu mekan güzel bir mekan. Böyle hepsinin ön hazırlığı yapılıyor zaten. Aynen. Yani geldiğiniz zaman hemen 2 dakika içinde ne istiyorsanız hemen önünüze geliyor. Aynen, evet, elinize sağlık. Şimdi bunda tabii ki önemli olan şey hemen arkamda bir tane taş tabanlı fırınımız. Şöyle açayım usta. Kasım usta mı? Evet, şöyle açalım. Bununla tavuk but yapılır. Tavuk but tabii ki yapmak için iyi bilmek lazım değil mi? Budu iyi seçmek lazım. Bir de hangi yağ kullanıyorsun usta? Fırın kebap yağı kullanıyoruz. Kebap yağı Konya'nın en ünlü yağlarından bir tanesi. Kebap eskiden kebapçılar falan öyle kebap yağını kimseye vermezlermiş. Tanıdık, bildik, aynen. Böyle hani yakın dostluk içinde olduğu insanlara sadece yolluyormuş. Şimdi ustam da kendi kebap yağını alıyor değil mi? Evet. Bu kebap yağıyla da but yapıyorsunuz. Aynen. Butlar da maşallah öyle küçük değil. Hocam büyük butlarımız. Vallahi butlar çok güzel gözüküyor. Üstü hafif kızarmaya başlamış. Evet, yavaş yavaş kızar. Dolayısıyla bu artık tam yenilecek kıvama gelmeye başlamış. Böyle yarım saat 45 dakika diyebilir miyiz ya da bir saate? Yarım saat 45 dakika. Yani maksimum bir saat içinde falan hazırlanmış olacak. Şahane gözüküyor. Şimdiden eline sağlık usta. Afiyet olsun hocam. Bunun da tadına bakacağız inşallah. İnşallah. Hepsinin tek tek tadına bakacağız bugün. Aynen, bakacağız inşallah. Hadi bir de büfemize geçelim. Geçelim hocam. Evet, şimdi standımıza geldik. Evet. Çorba çeşitliliği zaten fazla ama bunun yanında yemek de yapılıyor tabii değil mi? Konya'nın olmazsa olmazı dana kavurma. Dana kavurma. Yalnız ben bunu yedim ustam, böyle pamuk gibi olmuş. Evet, nasıl yapabiliyorsun bunu? Hani belli bir özelliği var mı bunun böyle pamuk gibi olmasının? Bir de biz seninle de, tabii ki daha öncesinde konuştuğumuzda çok hızlı bir şekilde yaptığını söyledin. Evet, hocam, bunu diyorsun ne ustam? Valla tüyosu bize kazdı hocam. Tüyosunu söylemem diyorsun. Söylemem hocam. Ama hızlı yapıyormuş. Hızlı yani yapıyoruz. Ustam hemen 15 dakikada. 15 dakikada biz bu kavurma yapıyoruz. 15 dakikada yapıyor. Aynen. Ve dediğim gibi inanılmaz böyle yumuşak. Evet. Pamuk gibi muhteşem bir lezzet. Aynen hocam. Dolayısıyla şahane gözüküyor. Konya'mızın olmazsa olmazı kavurması. Kavurma. Aslında bizde Konya mutfağında daha çok kuzu eti kullanılıyor ama kavurmada tabii ki dana eti kullanılıyor. Evet. Benim kavurma noktasında da tercihim daima kuzu eti. Doğru. Kuzu eti lezzetli. Evet. Ama tabii ki işletmelerde özellikle maalesef yeni neslin çok fazla kuzu eti yememesinden kaynaklı danadan çok daha fazla yapılıyor. Evet. Ve tabii ki Konya'nın tatlısı. Aynen hocam. Hangi tatlımız usta? İrmik tatlısı hocam. Evet, helvamız. Helva. Helvaya bakın şöyle. Düğünün olmazsa olmazı. İrmik helvası. Bunu tabii ki farklı şekillerde yapabiliyorsunuz. Evet. Kaymaklı yapıyorsunuz, dondurmalı yapıyorsunuz. Değil mi? Farklı şekillerde kullanılıyor. Aynen hocam. Ama böyle kıvamına falan baktığınız zaman şahane bir lezzet. Tabii ki bunun da tadına bakacağız. Evet hocam. Şimdi şöyle bakalım. Bamya çorbası hocam. Evet, yine Konya mutfağının geleneksel böyle bamya dıştan çorbası. Baktığın zaman ustam, dıştaki insanlar buna ne diyor biliyor musun? Yemek diyor. Yemek diyor. Biz de çorba çeşidi. Bamya. Şunun güzelliğine bakın. Bu da tabii ki kuzu eti olmazsa olmaz bunun içinde. Olmaz kuzu eti. Bunda mutlaka kuzu eti kullanmak lazım. Çiçek bamya Kaburgaz, kullanmak lazım. Çiçek, değil mi? En güzel bamya nerede yetişiyor? Amasya'da. Amasya'da yetişiyor hocam. Ama en güzel bamya çorbası nerede yapılıyor? Konya'da yapılıyor. Konya'da. Konya bu konuda tek zaten. Aynen. Yani kimse bu lezzeti yakalayamıyor. Doğru. Evet, şöyle tek tek hepsine bir bakalım. Aa, bak bu bence bunların içindeki en besleyici olanı. Evet. Değil mi? Kemik suyu hocam. Tamam, bu ilikli kemik suyu. Bakın ilik böyle suyu. İlik falan da üstünde yüzüyor zaten. Evet. İlikli kemik suyu geldiğiniz zaman özellikle böyle hastalık zamanı şifa çok olsun yararlı, diye. Şifalı değil bir, mi? Tabii. Böyle hafif bir limon sıkacaksın. Aynen. Sirkesini falan dökeceksin. Evet, muhteşem evet. Gözüküyor. Bakın kıvamına falan bakın. Kıvamı şahane olmuş. Evet, istediğiniz zaman gelip bunun da tadına bakabiliyorsunuz. Tadına bakabiliyoruz tabii. Böyle ilikli kemik suyunu bulmak aslında çok da kolay değil. Birçok işletmede. Dolayısıyla ustam yapmış. Evet, at böyle her mevsim yapılan bir çorba çeşidi. Evet. Domates. Domates çorbası. Evet, domates çorbasının bakın bunun kıvamı da şahane. Bunun üstüne ne atacaksınız? Kaşar. Kaşar olmazsa olmaz böyle hafif de sünecek bu usta. Aynen sünecek. Değil mi? Bu Fransızlarda özellikle çok yaygın bir şekilde yapılıyordu ama artık böyle mutfağımıza yerleşti. Birçok işletmede de yapılmaya başlandı. Evet, başka neyimiz varmış?
yine Konya mutfağının, değil mi? Olmazsa evet. olmazı yayla yani ya da sorması. Yoğurt çorbası şeklinde geçiyor. Bunu tabii ki böyle ben madde uzun zaman tutmak da öyle kolay bir şey aynen, değil. Aynen öyle. Çünkü kesilme çabuk ihtimali kesiliyor. Oldukça yüksek. Evet ustam koymuş. Ustam sana bir tavsiyede bulunayım mı? Bir de tahin çorbası yap ya. Olur. Konya'da aynen. çok az bir noktada. Aynen. Dolayısıyla sen de yaparsan bir farklılık olacağı düşüncesindeyim. İnşallah. Ama aynen. bakın bunun da kıvamı falan gayet güzel. Nanesini atmış, pirincini atmış. Şahane gözüküyor usta. Sağ ol hocam. Ustam maşallah ama bunlar hepsini sen mi yapıyorsun? Ben yapayım hocam. Ooo evet. Şöyle bir bakayım, işkembe. İşkembe hocam o da. Değil mi? Evet. Evet, işkembe. Bu işkembe falan dünyanın en sağlıklı şeyleri aslında. Aynen. Sakatatın tüketilmesi sakat lazım. Yani gıdalaşın hepsi için aynı aslında. Aynen, sakat çok fazla tüketmemek lazım. İşin cılkını çıkartmamak lazım ama mutlaka haftada bir günde işte bu işkembeyi, kelle paçayı içmek lazım değil mi? Aynen baksana öyle. Şunu kıvamına falan. Usta maşallah ama senin. Bunların hepsini meyaneli bir şekilde yapmışsın. Evet, meyaneli bir şekilde şeyde. Yine bekletmeye devam ediyorsun. Evet. Bu ne? Kelle paça. Oo bak evet. İşkembenin yanına ustam kelle paçayı da koymuş. Hem kelle hem paça. Bunlar şifa aynen. kaynağı. Aynen hocam. Dediğimiz gibi özellikle soğuk kış gününde soğuk hastalandığınız kış zaman, boğazınız şiştiği zaman hatta bende bazen şey oluyor böyle. Tam böyle boğazım şişecekmiş gibi oluyor. O esnada gidip bir kelle paça içmek evet. lazım. Aslında en etkili olduğu dönem o zaman. Bakalım buna da. Bu da ezogelin galiba. Evet, ezogelin de kıvamı çok güzel olmuş. Baharatı bol bol koyulmuş. Evet. Ustam ben çok severim ya ezogelini. Ezogelin çok güzel hocam. O da hastalık için yani. Şifa aynen. Bizim çorbalarımız zaten çok güzel. Hepsi çok lezzetli. Türk mutfağı inanılmaz bir mutfak. İnanılmaz lezzetli bir mutfak. İnanılmaz besleyici bir mutfak. Bu da ne? Tabii ki mercimek. İşletmelerin hepsinde oluyor değil mi? Evet hepsinde oluyor işletmelerin. Böyle lokanta usulü deniliyor ya. İşte bakın bu lokanta usulü. Siz evde yaptığınız zaman taneli taneli oluyor ama aynen. lokantaya geldiğiniz zaman bunların hepsi çekilmiş oluyor. Dolayısıyla tanesiz oluyor. Kıvam da çok güzel aynen. olmuş. Çorbanın kalitesini anlamak için kıvamına bakmak aynen. lazım. Kıvamının yanında tabii ki az önce bahsettik. Kemik suyunun mutlaka olması lazım. Mutlaka. Kemik suyu olmazsa olmaz. Şimdi biz katıyoruz kemik suyunu. Evet tek kemik suyu olmayan aynen. çorbamıza da geldik. Değil mi? Evet, evet bu da arabaşı. Arabaşı çorbamız. Bunun hikayesini biliyorsun değil mi usta? Neyden yaptığını önemli. Hindiden yaparsan ne? Hindide. Hindiden yaparsan da yaparsan hindiden yıldırım ikindiden. Dolayısıyla neyden yaptığını önemli. Yaparsan tavşandan yıldırım akşamdan. Neyden yaptığın önemli bizim için. Aynen. Böyle av hayvanıyla falan yapıldığı zaman daha lezzetli. Daha, tabii, daha, ama daha onun yani. Dışında tabii ki günümüzde genellikle tavuk eti fazla miktarda kullanılıyor. Aynen. Meze çeşidi de çok fazla. Şimdi ustam tabii ki çorbayı yapıyor ama onun yanına daima mezesini de yolluyor. Aynen, hocam. Şimdi ben geldim ustam tek başımayım. Evet. Bir tane dedim ki ya bir kelle paça içeceğim. Evet. Kelle paçanın yanına bunların tamamını koyuyor musunuz? Bir de veriyoruz hocam. Bir de kaşarlı pide yanına koyuyoruz önüne. Oo şimdi o zaman bize bir de kaşarlı pide yap. Hemen. Evet bu ezmemiz. Ya bu ezme ne kadar güzel bir şey. Çok sevdiğim bir şey. Patates salatası. Yeşilliğimiz, doğru. limonumuz. Limon. Bunu çiğ köfte için kullanıyoruz çiğ galiba. Köfte. Aynen çiğ köfte. Çiğ köftemiz burada. Bu da jalapon. Oo çağla bile varmış ha turşunun içinde. Evet son dönemde çok fazla gündeme gelmeye başladı. Böyle ev hanımları falan da çok fazla yapmaya başladı. Biz de çok severiz bunu ya. Çok güzel. Böyle hafif de bir limon sıktığınız zaman muhteşem oluyor. Evet yine turşu. Ya ne turşusu ya? Turp. Evet. Turbu mutlaka yemek lazım. Yani. Yemiyorsanız da o tarlasından geçmek lazım ki şifa kaynağı olsun. Şimdi bize bir ekmeğimizi yap usta. Evet ustam şimdi ekmeği hazırladı. Evet. Ekmeğin üstündeki peynir de maşallah çok bol usta. Veriyoruz hocam. Bol bol böyle. Bol, biz bunun tadına da baktık böyle en son pizza gibi de kesiyor. Evet pizza çok gibi. Çok da lezzetli oluyor. Ustam bir atıp çıkartalım. En son yine lezzetine bakalım.
Kasım Usta'm eline sağlık maşallah, böyle masayı da donattın. Evet, her şey muhteşem gözüküyor. Bakın evet, siz tek başınıza bile gelseniz, iki kişi, üç kişi, çok da önemli değil kaç kişi geldiniz. Böyle 10 çeşit bir mezeniz oluyor değil mi? Evet. Patates salatamız, çiğ köftemiz, altında yeşilli turbumuz, ezmemiz, yeşilliğimiz. Bakalım. Turşu da. Aynen. Turşu çeşidi bakın, evet. Çağla'yı şimdi ben yiyeceğim, bakacağım. Jalapon. Evet. Bu da lahanamız. Lahanamız. Evet, bunların hepsi şahane evet. gözüküyor ve tabii ki olmazsa olmaz. Kaşarlı ekmeğimiz. Kaşarlı ekmeğimiz hocam. Değil mi? Evet. Ama bakın şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Bakın pamuk gibi böyle. Bakın dokunduğunuz zaman nasıl dağılıyor. Dolayısıyla muhteşem pişmiş. Şimdi bunun da tadına bakacağız. Sağ olsun Kasım Ustam hepsinden bize tatlı tek tek koydu. Hepsinin tek tek tadına bakacağız. Domates çorbası zaten evet, olmazsa olmaz. Kaşar. Bir de eli bol olunca ustamın evet. maşallah bol bol koyuyor. Çok güzel gözüküyor. Az önce bakın ilk yayına başladığımız zaman tavuğu atmıştık. Evet. Tamam. Tavuğumuz çıktı. Üstü gayet güzel kızarmış. Şimdi bunun özelliği zaten o üstündeki dış derisiyle birlikte yemek. Evet. Aynen. Değil mi? Şahane oluyor. Aynen. Zaten böyle kızarmasa onu yiyemezsiniz. Yemezsin. Dolayısıyla bu şekilde evet. olması lazım. Bakalım şu yaylamız, bamyamız, işkembemiz. İşkembemiz. Ezo gelinimiz, bu da tavuğumuz, bu ne? Kelle paçamız, mercimeğimiz, domatesimiz. Şimdi bunların içinde hepsinin tadına bakamayız. Evet hocam. Temsilen bir tanesini seçeceğiz. Hangisini seçeceğiz? Tabii ki kelle paçayı seçeceğiz. Kelle paçayı. Kış günü en güzeli çünkü. En güzel çorba, evet. Bu kelle paçayı yaparken usta, bir özelliği falan var mı? Neye dikkat etmek lazım? Ev hanımları mesela aldı, evde kelle paça yapacak. Neye dikkat etmesi lazım? Şimdi bizim zamanımızdayken annemiz böyle bunu alıyordu. Bir tane ocak. Evet. Ocağın altına odunu atıyordu. Evet. Üstüne şişini koyuyordu. Evet. Kelleyi de koyuyordu. Bir yandan kelle böyle ütülmeye başlıyordu. Evet. Bir yandan da o şişi alıp böyle coz üstüne basıyordu. Evet. Şimdi tabii ki iş kolaylaştı. İş kolaylaştı hocam. Değil mi? Şimdi güzelce yüzülüyor. Yüzülüyor tabii. Alıyor onu, haşlıyorsunuz, koyuyorsunuz. Aynen hocam. Bu şekilde yapılıyor. Aynen. Ama bizdeyken mesela annem falan çok hani özeniyordu evet. evlade falan. Evet. Alıyordu böyle bir iyice bir taşla dövüyordu. Taşla bu dövüyordu. Tam bu kısmında bir tane onun solucan oluyor, kut oluyor mesela. Onun falan düşmesini sağlıyordu. Aynen. Dolayısıyla şimdi o kolaylaştı her tabii şey ki. Kasaplı alıyor böyle. O burun kısmını hafif kesiyor. Aynen. Şu üst kısmından kesiyor. O bölümü tamamen alıyor. Almış oluyor. Evet. Dolayısıyla özellikle sağlık açısından inanılmaz lezzetli. Bu hani eklem noktasının falan da aktif bir şekilde çalışması için aynen. daha fazla sıvı bulunması için ya da sıvı yokluğu çekiliyorsa mutlaka bu kelle paçayı tüketmek lazım. Ben hemen bir lokma bir alayım. Evde yapacağımızda ne yapmamız lazım usta? Bunun inceliği ne? Aynen. Ev hanımlarına ne tavsiye edersin yani? Nasıl yapması lazım? İnceliği bayağı zor bir iş yani evde kelle paça pişirmek. Aynen öyle. Çok zor bir iş. Şimdi buna saatlerce pişiyor zaten. Olmazsa olmaz değil mi? Sarımsağımıza dökeceğiz. Bol sarımsaklı. Ya şimdi sirkemiz de hocam. Toplumda biliyorsunuz böyle soğan sarımsak falan pek yenilmesin diyor da. Evet. Bu sağlam olmadan da bunun tadı çıkmıyor. Sirke, sarımsak çok sağlam. Güzelliğine bakın şimdi. Muhteşem bir lezzet oldu bakın. Bunu da şöyle hafif bir harmanlayacaksınız. Kelle paçadan zevk almak istiyorsanız tanesi bol olacak. Tanesi bol olacak. Tanesi bol olmazsa bundan zevk alamazsınız. Evet, bakın şuna bakın şimdi. Bol taneli, evet, değil bol mi? Kış günlerinin en güzel çeşidi. Çorbası. Şimdi lezzetini aldı işte. Evet, hocam. Beyni. Evet, ustam hepsinden koymuş bana. Beyinden koymuş, değil mi? Beyinden koyduk. Yanaktan koymuş. Yanak koyduk. Çok iyi olmuş. Evet. Geçmiş tane. Evde ekmek kaldığı zaman boşa gitmesin diye yaptığım bir şey aslında değil mi? Kutu ekmek. Bu kutu ekmek veya kutu ekmek diye geçiyor. Kutu ekmek diye geçiyor. Şöyle bir tanesini atayım. Bir de o şekilde bir tadına bakayım. Ustam sen bize ama incelikleri söylemiyorsun. Ev hanımlar bunu nasıl yapacak? Hepsi sana mı gelsin? Aynen. Toplamlara gelsin. Biraz zor evde bunu pişirmesi. Eskiden annelerimiz pişiriyordu. Zor lokalda pişiriyordu ama şimdiki biraz sıkıntılı yani. Evde pişirmez artık. Çok yemek vermek lazım değil mi? Ya da kasaba gidip söyleyecek, o da temiz edecek falan. Temiz edecekler, ayarlayacak, evde pişirecek öyle. Aynen. Bamya'ya talep nasıl usta? Böyle Konyalılar çok içiyor mu yoksa Konya dışından gelen daha mı çok içiyor? Konyalılar çok içiyor ama Konya dışından gelenler de genellikle soruyorlar bamyayı, içiyorlar. Onlar da memnun oluyor bamya.
Konyalı için bamya olmazsa olmaz. Bir de ben az önce baktım. Özellikle çiçek bamya kullanıyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Şimdi siz bu çiçek bamya kullanmazsanız Konyalı yemez mi? Yani bunu yemez işte. Hocam bir bakın galiba isterseniz. Vallahi bugün artık hepsinin tadına bakacağız. Ne yapalım? Evet bakın böyle bamyanın güzelliğine bakın. Minik minik hepsi. Ustam bak kuzu etini de buldu. Kuzu etini var canım içinde. Et bizde olmazsa olmaz. Evet. Kuzunun kabuğu. Bizim Konyalı'da biliyorsunuz böyle yemeğe oturduğu zaman etsiz yemek geldiğinde hani yemeğimiz nerede? Çünkü öteki atışlı balık bizim için. Aynen öyle. Et olmazsa biz doymayız. Aynen. Yemek olduğunu anlayamayız. Yani. Ha, çok lezzetli olmuş. Bamyada da en önemli yanı tabii ki bunun tüyünü ütmek. Tüyünü ütmek tabii. Değil mi? Aynen. Tüyünü ütmezseniz tüyünü altında böyle şey gibi geliyor böyle. Kısa gelir. Kötü kötü geliyor. Evet. Dolayısıyla çok güzel olmuş. Üstü hafif yağlı. Salçası gayet güzel olmuş. Bamyası gayet güzel olmuş. Bir de bamyanın özelliklerinden bir tanesi. Bamyanın mutlaka dinlenmesi lazım. Dinlenen bamya daha güzel bir hal alıyor. Bamyayı kısa zamanda da yapsanız o dinlenme aşaması olması lazım. Mesela bizim düğünlerde özellikle Konya'nın düğününde bamya yapılıyor. Bamya yapıldıktan sonra 3-5 saatlik minimum bekleme zamanı oluyor. O yüzden zaten bizde bamya genellikle gece yapılıyor. Aynen hocam. Gece yapılıyor, sabaha dek bekliyor. Zaten bizde biliyorsunuz düğün yemeği sabahleyin. Sabahleyin saat 8'de 9'da Konya'nın düğün yemeği başlıyor. İnsanlar bu şekilde tüketip geçiyor. Evet az önce bahsettik. Bu da ayabaşı çorbamız. Bunu da dediğim gibi böyle özellikle av hayvanının etinden yapıyorsanız çok daha güzel bir hal alıyor. Evet. Tavşandan, keklikten, sülünden bunların hepsinden muhteşem oluyor. Ya, bu da çok iyi. Bu işletmede özellikle şunu çok beğendim. Çorbadan kıvamı çok iyi. Evet. Şimdi çorbada önemli olan kıvamdır zaten. Tanesinin bol olması. Hani böyle başka kentlere gittiğiniz zaman çorbanın çok taneli olması istenmez. Mesela işte il dışına gittiniz, il dışında bamyayı adamın önüne koyduğunuz zaman size yemek diyor. Aynen, yemek. Ama bize geldiği zaman çorba diyor. Dolayısıyla Konyalılar genel manada bu çorba çeşidi de olsa tanesinin bol olmasını istediğini bilmekteyiz. Dolayısıyla bu işletmede hepsinin tanesi çok bol olmuş. Bu bol olması sayesinde de hem bir doyum sağlıyor hem de daha da lezzeti ön plana çıkartmış oluyor. Mesela bir kelle paçanın sadece suyunu içiyorsanız tam o keyfi alamazsınız. Ama içinde tanesi bolsa işte o zaman o keyfi almış oluyorsunuz. Şöyle bakıyorum şimdi. Hangisinden yesem diye de. Usta maşallah hepsi de çok güzel olmuş. Hepsine bakalım. Kavurmanın bir. Şimdi ben önceden geldim tabii ki. Bir kavurmayı falan da yedim. Bakın şunun yumuşaklığına bakın. Böyle hepsi dağılıyor. Ustam bunda ne eti kullanıyorsun sen? Devam et. Hayvanın hangi bölümünü kullanıyorsun? O önemli aslında. İşte hayvanın but kısmını kullanıyorsun. Kullanmıyorum. Evet hayvanın but kısmından yapmak aslında daha da lezzetli hale gelmesini sağlıyor. Konya düğünlerinde genellikle bu bir gün öncesinde düğün yapılmadan önce, düğün pilavından önce tabii konu, komşu, eş, dost hepsi geliyor. Hayvan kesiliyor. Evet. Hayvan kesildikten sonra da o konu komşu, destek olmaya gelen insanlara bir yemek yapılması lazım. O hangi yemek? Böyle altına ekmek koyuyorsun, üstüne altın etini ekmek, atıyorsun. Evet. Dolayısıyla Konya'nın tirdi çok ünlü. Evet, evet. O da düğünden bir gün öncesinde genellikle sunulan bir yemek çeşidi. Dolayısıyla pilavdan önce genelde o dağıtılıyor. Pilav günü de genelde kavurma üstüne koyulup geçiliyor. Pilavımız olmazsa olmaz zaten bizim. Aslında pilav noktasında geçmişte daha çok bulgur pilavı kullanılıyor. Evet. Ama günümüzde yavaş yavaş işte pirince geçmeye başlamış. Ama son dönemde baktığımız zaman aslında sanki o eskiye dönüş başlamış gibi. Başlanıyor hocam aynen. Yavaş yavaş insanlar artık böyle eski düğün pilavına dönelim. İşte bulgur pilavıyla yiyelim demeye başladı. Çünkü bulgur pilavı tabii ki sağlık açısından pirinç pilavından çok daha sağlıklı ve daha da lezzetli olduğu düşüncesindeyim. Dolayısıyla yavaş yavaş o aşamaya gelmeye başladık galiba. Şimdi çağlamı yiyeceğim, çağlamı. Çok güzel bir şey bu. Biz bunu küçükken ağaçlardan falan çok topladık. Konya'da kayısı çok önemli. Evet. Bunu böyle alıp çağlayken de yiyorsunuz. Büyüdükten sonra böyle ağaçtan topladıktan sonra da kurutup bunu yemeğini de yapıyorsunuz. Konya'nın bazı ilçelerinde düğün yemeği diye de biliniyor. Özellikle mesela
Konya'nın Kayapınar ilçesinde evet. Bu güzel bir düğün yemeği. Evet. Etle birlikte yapıyorsunuz bunu. Yani tatlı bir şey değil. Evet. Dolayısıyla etle yapılan güzel bir yemek çeşidi. Ben çok severim kayısıyı. Çok güzel. Şahlı hali de çok güzel. Hemen bir tadına bakayım. Çekirdek de acı değilmiş. Evet, tatlı. Güzel. Tatlı. Acı olsa da şifa kaynağı diye biliyoruz biz. Aynen şifa kaynağı. Dolayısıyla acı olsa da çok sıkıntı yok. Evet. Tabii eskiden aşılı ağaç falan yok ki. Yani. Bahçede hangi ağaç büyüyorsa o. Bu çekirdeğin acı kısmı da gayet lezzetli oluyor aslında. Evet, turşumuz da şahane olmuş. Jalapenomuz çok güzel. Çiğ köfteyi kendin mi yapıyorsunuz? Evet, kendimiz yapıyoruz. Elde, tek tek öyle mi? Makineyle mi yoksa elde mi? Yok, elde. Komple elde. Makine demiyorum, sadece elde yoğuruyorum. Bayağı sürüyorum hocam, çiğ köftemiz. O zaman bir de onu tadına bakalım. Bugün inanılmaz yedim ben yine. Yemek noktasında şöyle alayım. Masamız öyle dolu ki böyle hafif bir yeşilli alayım. Az da bir duman şöyle. Ustam buradan gelen insan bir tas çorba istedi. Artık doyup kalkıyor galiba. Doyup kalkıyor hocam. İşte mezelerimiz işte. Ustam burası devamlı açık mı? 7-24 günde kaç saat? 7 gün 24 saat boyunca açık. Açık. İsteyen insanlar yani istediği zaman geldiğinde bu menünün tamamına ulaşma şansına sahip. Aynen tamamına ulaşma şansına. En çok hangisi gidiyor usta? Valla işte kelle paçamız gidiyor, işkembe gidiyor. Beyran çobasını işte yapıyoruz bari. Ha, yapıyorsunuz? Aa çok iyi. Maraş sütü yapmıştı hani. O şey biz kemik suyundan yaptık. Onlar gidiyor. Bamya bayağı gidiyor. Mercimeğimiz gidiyor. Arabaşımız gidiyor. Hepsi çok. Aslında hepsinden çok gidiyor. Gidiyor. Ama tabii ki kelle paça kelle sanki paça bir tık daha. Biraz daha. Sanki kışın daha fazla gidiyormuş kışın, gibi geliyor kışın, bana değil mi? Kışın işte. Kışın arabaşı, kelle paça, işkembe evet, bunlar çok yoğun gidiyor. Evet. Mesela domates çorbası bana hep şey böyle. Yazı anımsatıyor. Evet, yazı anımsatıyor. Sanki böyle yazın daha evet, fazla tüketiliyor. Evet. Daha böyle domatesin bol olduğu zaman, aynen, kokusunun olduğu zaman, lezzetinin olduğu zaman. Doğru, dolayısıyla sanki bir yaz günü çorbasıymış gibi geliyor. Tabii yaz günü çorbası. Ama ustama tavsiyede bulundum. Dedim ki bir de tahin çorbası yapman lazım. Tahin otu Konya'da çok ünlü bir ot. İnşallah. Dolayısıyla bunun çorbası da yapılıyor. İnşallah dolayısıyla bir gün inşallah yapın. Yapacağız. Çünkü Konya mutfağına ait yemeklerin de işletmelerde bulunması bir zenginlik katıyor. Aynen. Yani kendi mutfağımıza ait bir şeyin sofraya koyulması evet, büyük bir zevk. Yani düşünsenize mesela biz İstanbul'a gittiğimiz zaman ya da bir Adana'ya gittiğimiz zaman gidip de işte Adana'da et ekmek yemeyiz. Yemeyiz. Çünkü et ekmek Konya'nın. Oyun. En güzel Konya'da yapılıyor. En lezzetli Konya'da yapılıyor. En iyisi Konya'da yapılıyor. Oyun. Hani bazıları iddia ediyor ya Konya'nın hani et ekmeği evet, kendisine ait olduğunu. İsteyen istediği kadar iddia etsin. Oyun. Böyle il dışına bile çıktığınız zaman ne deniyor? Konya et ekmeği diye yazıyor. Ekmeği dolayısıyla o adı tescillenmiş. Dolayısıyla evet, biz de Adana'ya gittiğimiz zaman kalkıp et ekmek yemeyiz. Yemeyiz. Ne yiyeceğiz diye şırdanını yiyeceğiz. Yemeyiz. Dolayısıyla insanlar Konya'ya geldiği zaman Konya menüsüne ait bir yemek isteyecek. Oyun. Dolayısıyla her şeyiniz çok güzel olmuş, çok şahane olmuş. Arabaşı çorbasında bir sıkıntı var tabii ki böyle. Herkes sahip çıkıyor ona da. Aynen. Ama Konya'da da gayet güzel yapılıyor. Biz de dediğimiz gibi böyle hindiden, tavuktan, ne bileyim işte tavşandan, aynen, aklınıza ne geliyorsa hepsinden yapılabiliyor. Aynen. Dolayısıyla muhteşem lezzetler. Biz çok beğendik bunların hepsini. Ekmeğimiz şahane. Aslında ben çok fazla hamur işi yemem ama böyle bir dilim alacağım. Böyle tam pizza kıvamında olmuş, aynen, üstü de zengin olunca. Pamuk gibi bir ekmeği olmuş. Kasım abi eline sağlık. Her şey çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Özellikle işletmenin ambiyansı, böyle sizin konukseverliğiniz,
hocam. Zaten çorba çeşitleriniz inanılmaz. Etinizi çok beğendim. Etiniz pamuk gibi olmuş, muhteşem. Aynı zamanda böyle tek kase çorbada bile böyle çok meze çeşidinin olması da büyük zenginlik katmış. 7 gün 24 saat açık olmanız bir başka güzellik. Dolayısıyla insana istediği zaman işletmenize gelip lezzetine bakabilecek. İşletme aslında kolay bir noktada. Tam İhsaniye göbeğindeyiz şu anda. Atkı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hemen tam çaprazına düşüyor. Dolayısıyla Nişantaşı Mahallesi, İhsaniye Mahallesi'nin tam kesiştiği noktadayız. Lezzetler şahane. Evet, gelmek isterseniz mutlaka bizim selamımızla gelin. Hepsinin tadına bir bakın. Mezelerin tadına bakın, etimizin tadına bakın, Konya pilavının tadına bakın. Ama olmazsa olmaz mutlaka bu kaşarlı ekmeğin tadına bakın. Kaşarlı pideniz de çok şahane olmuş. Evet. Bugünlük yine yemeklerimizin tadına baktık, lezzetlerimize baktık. Kasım Ustam'la güzel bir sohbet etmiş olduk. Kasım Ustam, elinize emeğinize sağlık. Afiyet olsun hocam. İnşallah yakın zamanda yine sana geleceğiz. Hepsini yeniden tadına bakacağız. İnşallah hocam. Evet, Gastro Lezzet'te bu hafta muhteşem lezzetlerin tadına baktık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.